Tugi, 3 kilometre sonra mama. 3 kilometre sonra mama. Adam ya. Oh. Masayı yiyor adam, masa masa. Lan yedin mi? Yemeği insan aklına. Abi şunu üstler çekecek. Bak o manda kaymağı da attırırız. Ya burada çok tehlikeli işler dönüyor. Oğlum sen. Ne? Tatlı bitti şu an. Erkek dediği gibi kulağını görmesin. Hayır canım. Şimdi bu et tatlı burada. Tatlıyı da kaşıklayayım da bari. Şimdi oldu. Afiyet olsun benim kardeşim. Bak şimdi ön cebe yalnız. Aklımı da geçiyor. Evet. Aa, ben şimdi yatıp uyumak. Sırma saçlıyım. Böyle ateşimiz de yanıyor şu an. Oh. Ama hala karnım saçıyor. Böyle. Ya bak ya bu bir. Ne diyor ya? Ya. Kenan. Kenan. Kenan yine bizi yakaladı ya. Oh. Abi şu var ya şu. Şu var ya. Ete gerek yok. Allah sizi ıslah etsin. Ne bileyim. Savaş Bey, az sonra meşhur olacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyım. Hebelep hebelep. Canlı yayın yapacağız değil mi? Ben bunu durduruyorum. Senin fotoğrafın bir tık daha... Ben bunu yapabileceğim diye düşündüm. Bir saniye ara veriyoruz. Bunu bıraktı. Benim de kıçım dondu. Abi, şimdi çekeyim ya. Benim de kıçım dondu. Şimdi bu söz kısmı oldu yani. Ben iyiyim. Ha, şu burnumu çekmeyeyim diyorum bana. Hadi şunu. İki sağa burada. Şu burnunu da sil de. Ondan sonra devam edelim. Yani dilim durabilir elinde kardeş. Oh. Ayağımda krap girdi. Krap girdi. Şurama krap girdi abi. Bana da olurdu ya, hatırlasana. Krap girdi şu anda. Diğer bir konu, anahtarımızı anlattık. Gösterge paneli değişmiş tamamıyla. Şimdi burada bir keselim. Savaş! Şunu bitirelim, ondan sonra içeriz beraber. Gel. Devam ediyorum. Hızlı hızlı anlatıyorum Kenan, dikkat ettiysen.
şey lafı böyle sündürmeden. Saniyesine 25 kuruş alır. diğer bir konu. Şimdi onun için ben şöyle tekrar motosiklete biniyormuş gibi bir hal alayım. Şöyle geçeyim. Büyük motorcular bacağını atarak biner. Şu aradan geçirmek varken ayağımı öyle atarım işte. Şimdi ayaklığımızı da kapatalım. Her zamanki gibi depon dolu. Evet. Bu arada İsa arıyor. Peki burayı keseceğiz nasıl olsa. Kısa zamanda yeni videolarımızla, küçük sürprizlerimizle sizlerle bir arada olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Vay arkadaş, Tuna artistmiş lan ne? Aldı sazı eline, yürüdü gitti ha. Verimginin karnı doydu. Güzel. Oh, ezdi oksijen aldı. Esnemeye başladı. Lan bu akşam cimrilerim ben ha. Vallahi öyle gözüküyor. Evet. Bende de Jack vardı. Bende Jack de var, Jim de var. Cimbim. El salladılar. Tanıyorlar mı ki bizi? Bilmiyorum. Bak bakalım duruma. Ne yapayım? Orada olay mı var? Yok. Yok. O tarafa gitmedi. Elinle o tarafı göster. O tarafa gitmedi. Şöyle mi iyi? Yani ha, orada kal. Ben nasıl çıkıyorum kardeş? Abi sen süper efsanesin. Şöyle. Tamam mıyız? Şöyle geçeyim mi lan? Olabilir arada. Evet. Şimdi tamamız. Başlayabilirsiniz siz. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Abi hiç yanlış konuştum. Şu oldu, bu oldu. Kesecek, onlar önemi yok. O onun makası var. Tamam. Onun için rahat ol. Biz her zaman tamam. İçeride sohbet ediyormuş gibi ediyoruz. Merak ettiğimizi soruyoruz. Evet. Motor da bu arada güzel. Evet, pırıl pırılken yakaladık. Şurayı alalım. Bak bunlar sonra ileride bize lazım oluyor. Evet, başlıyorum. Hayran olduğum, çok severek kullandığım bir motordu. Şimdi Gazi ile ufak ufak sohbetlerimize başlayalım. Önderi aramaya gerek var mıydı? Aradım ben, konuştum dün. Dün bugün şu anda geliyoruz biz falan yok, filan. Yok biliyor, dün konuştum. Hazırlığını yapsın. Araba geliyor diye niye söylemiyorum? Abi birden geldi. Zant diye karşımda arabayı gördüm. Ben de şu Çamlıdere barajına bakıyordum açıkçası. Geçiyorum. Geç. Hadi bakalım. Evet. Başlayabiliriz. Sevgili kanalımızı takip eden dostlarımız merhaba. Bugün yine güzel bir ekiple havalar... Ne oluyor ya? Bir sesim böyle bir şeyler oluyor Kenan. Evet, bir garip geldi sesin. Tekrar başlayalım ama. Yani tamam. Böyle bir şeyler oluyor ama neyse. Dikkate almıyorum ben onu. Tamam. Kendi sesimi duyuyorum çünkü. Yakınız ya, o yüzden olabiliyor bazen. He. Ağaçlar çiçeklenmiş. Aman. Ne yapıyorum ben?
Viraj kaçırdım. Eyvah. Dur, bir telefon çalıyor. Geldin mi? Geldim, geldim. Ben bu bankasını bankası yüzünden viraj kaçırdım ha. İşte karakterin sattığını bakmayacaksın abi. Çok şey virajlar. Motosiklete ehliyetim yoktu. Babam yine destek oldu. Dedik sana bir ehliyet alayım. Harika. Gittik babamla beraber yazıldık kursa. Araba ehliyetim vardı ama motosiklet ehliyetim yoktu. Yoktu. Tekrardan ehliyet sahibi oldum. Harika. Babamın sayesinde. Daha sonrasında sıkıldım scooter'dan. Oğlum kayıtın içine ettin. Yürü git lan. Biraz daha yüksek ses. Evet, sesini birazcık daha tamam, yüksel. Tamam abi. Onun için mi araya girdim? Sesi az çıkıyor diye. Farkında değilim. Şeyden devam ediyoruz. Nereden alıyorsun? Ehliyetten. Baban destek oldu, tamam. Ehliyet aldı. Ben öyle geliyorum. Ben onu söyledim, değil mi? Ehliyet aldım, onu söyleyelim. Ehliyet aldı. Babanın desteğiyle ehliyet aldığını tekrar. Babam yine tamam. Destek oldu. Ehliyet aldımla başlıyorsun. Geç bakalım öne Kenan Efendi. Aslında Kenan'ı takip edenin burnu boktan çıkmaz evet. Ama şuradan mı gidiyorduk abi yoksa? Yürü lan yürü. Ne gösteriyorsa oradan gel. Buna güvenmiyorum. Bu dönüp dolaştırıp o tarafa gönderiyor. Tırada bu keyfi bana verir misin? Neyi? Kenan Sinyal. Kenan Sinyal. Oh be. Videolarda izlerken oh. Bazen sinyal açık unutuyorsun ya. Oh. Benim masasım neydi Kenan? onun adı zaten Sinyal Kenan. Bu burası değildi. Değil. Ama sonuçta köyün etrafından dolanıyoruz herhalde. Herhalde. Gözüme bütün toz doldu ha. Bir daha sizinle yola çıkmayacağım Kenan. Sor lan şu adama, sor. O adam değil, kadın. Kadına sor, tamam. Kolay gelsin. Buradan Milli Park'ın içine iniş var mı biliyor musunuz? Böyle gidersek gideriz. Dağ yolunda, tamam. Tam bu yol abi. Bak asfalt zaten Turan abi. Ha biz zaten köyün içinden şuradan çıkıyorduk. Evet. Daha bayağı ineceğiz ya. 3 kilo, 3 kilometre filan ineceğiz evet, yani. Evet 3 kilometre, 3.1 kilometre, 7 dakikalık bir yolumuz daha var. Ve bundan gördüğün sonra iniş. Gibi Google gibi bu site. Evet. Evet 3 kilometremiz var dedin 3.1. Google'dan daha iyisin emin ol. Google bizi nerelere sokuyor dedi ya, topraklı yollara soktu, çıkmaz Google yola. Google düşünüyor ki yani siz buradan dönemezsiniz şuradan U dönüşü diyor. Daha gidin bakalım aşağıdan bir 7-8 kilometre gidin oradan dönün diyor. Hani demek istiyorsun anlamıyor da. Türkiye burası diyeceksin Google'cum yani. Ben şimdi şurada U dönüşü yapmazsam nereden yapacağım? Aşağı Kızılcahamam'a gidip oradan mı döneceğim? Öyle istiyor öyle adam. Öyle istiyor. Toton dinlenmiş bakalım performansı kaç dakika sürecek? Ben sana söyleyeyim yarım saat 40 dakika. Benim telefon gene düşüyor tutucu. Öyle mi? Hayda eyvah. Tutucum düşüyor. Birazdan duracağım şurada şu arkadaşlar. Şu gölge var Kenan burada. Şurada gölgeyi ayarlayayım. Orada durun ben onu şeye atayım telefonu nasıl olsa. Artık şeylik bir işimiz yok. Kırmızı mı? Kırmızı. Geldik abi ya. Geldiniz mi ya? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Mustafa arkadan düdüklüyor. Bilmiyorum abi. Yok öyle bir şey. Artı bir tasyon yok. Artı biriz ama. Bir girişimsel cerrahi falan yok ya. Arasında bir kalkıyor oturuyor. Bir şey yapıyor. Bilmiyorum valla. Tutuşu bir anlatıyorum.
az önce bir mola verdik arkadaşlar. O molada grubumuzdaki bir arkadaşımızın şekeri düştü. Ondan sonra böyle bir durumda da şekeri dengeleyecek küçük böyle bir sakız, kesme şekeri. Ya ne bileyim böyle bir kraker falan gibi bir şeye ihtiyaç oluyor onun dengelenmesi için. Ne yazık ki 9 motorcunun hiçbirinde hiçbir şey çıkmadı. neyse ki yoldan geçen bir aracı durdurdum ben. 3 tane çok sevimli buralarda herhalde çiftlikleri, bahçeleri var. Hanımefendi vardı. Onlara sorduk var mı böyle bir şey yanınızda diye. Hanımefendilerden bir tanesinin de böyle şekeri düşermiş, yanına üzüm almış. Birkaç tane ne olur ne olmaz diye onları bize verdiler sağ olsunlar. Bizim de ekibimizdeki arkadaşımız üzümleri yiyip şekerini dengeledi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yaşasın. Abi demokraside çareler ki geldi. Ne verdi ki? Ne verdi? İyi. Çok güzel. Ya. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Hayatımda yediğim en güzel. Bahçelerine dalalım onların. Neredeymiş? Aha. Domuz. Domuza bak. Lan. Aman. Kenan ya. Abi domuzu çekeyim dedim. Dur şurada çek istiyorsan. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Peki. Şimdi NC'nin en çok beğendiğimiz... Bir dakika bir öksürelim abi. Şimdi NC'nin en çok beğendiği... Uzun yollar düşünüyorsun. Uzun yola çıkarken arkadaşlar bir tek kask olmuyor işte. Yani yanınıza giyecek ekstra malzemeler almanız gerekiyor. Burayı bir durduralım. Kim arıyor? Versene bir konuşayım hemen. Alocum. Telefonunuzu falan çok hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlıyor. Yeni nesil bir teknoloji ve gayet başarılı yapmışlar onu. O konuda da çok hoşuma gitti. Evet, o konuda çok hoşuma gitti açıkçası. Hani çift disk falan olsaymış önde belki çok daha iyi olurmuş ama hani motor da sonuçta 250 olduğu için hani burada gerçi olmadı ya 250'de ne ilgisi var yani basıyoruz gidiyoruz yani. İkisi de güzel motor. İkisinde kendi kullanıcı kitlesi var. Seven var, sevmeyen var ama ikisini de ben seviyorum. İkisi de güzel motor. Turan abi de seviyor bu arada. Savaş da seviyor bu arada. Çok kullanışlı motorlar. Türkiye'nin motorları bunlar. O yüzden çok rahat alıyorsunuz. Hani çok rahat almıyorsunuz da. İkinci elleri de çok hızlı oluyor biliyorsunuz. Zaman gösterecek onları da. Bitiriyorum. Bitireyim. Aldım sazı elime. Tamam keseceğiz zaten bir sürüsünü onu. Sevgili Müşteba bizlerle bugün. X-Max neydi? 250 Tekmex. Tekmex. Tekmex bizim için önemli. Sonrasında bir olmadı. Burayı başlamadı. Dönmedi. Hiç saklamadı. Tekmex'i unuttum lan. Nasıl da yazıyor. Evet. Baktım da neredeydi o yazı diye. Çok güzel. Soğuk olunca böyle olur. Evet. Sport yani, 660 evet. 110 bin lira civarı bir şey ya da NC750 DCT. Şimdi ikisi... Bir keselim burada. Hanımefendi bir geçsin. Yani tren kısmından tekrar. Senden onları da rica edelim ve yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Yani öncelikle motora giriş yapmama vesile olan sizlersiniz aslında. Yani ne kadar güzel. Gibi duralım insanlar. Motordan başlayalım. Evet, tekrar. O zaman şöyle. Opet'e kadar durmuyoruz o Opet'e kadar. Öyle savaşın şey varmış benzini.
Vaa! Boka bastım ya. Çok boktan bir herifsin Kenan. Vallahi boka bastım. Kenan boka bastı. Ha? Boka mı bastın? Hadi yürüyün. Sola döneceğiz kavşaktan. Hı. Ben en başa doğru gidiyorum. Aradan. Geçtiniz mi siz? Bu ne ya? Tırlar, kamyonlar, dozerler. Sıçım ya. Ne oldu? Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaşlıyorum ben. Egzozlarını da yuttuk bütün ya. Nedir duru? Ya savaş Karadenizler Eylül Deniz Çeliğin içine girdi abi herif ya. Yok böyle bir şey ya. Duyuyor musun beni? Tamam. Merhaba dostlar. Şimdi Zonguldak'tayız. Zonguldak'tayız evet. Ya bura nereydi? Bura nereydi lan? Karabük. Karabük. Karabük memleketi. Evet. Şimdi şuradan bir hatalı bir sollama yaparsak Zafer Akça'ya malzeme çıkartırız. Evet. Durduk yere şimdi abi onu yapmayalım. ...6606 olduk şu anda. Ya gençler diyorum ki... ...ya çok arzu ediyorum böyle havalar da güzel gidiyor. Bir böyle Karadeniz'e, Amasra'ya falan yatılı kalmalı. Bir gece kalmalı. Bir gece. Aa, çok şey motorla ya. Ama ya, motorla çok gidelim. Çok güzel olur ama benim daha güzel bir fikrim var. Nedir? Bence hepsini boş verin. Biz bir gece kalmalı Amasra'ya gidelim Karadeniz'e. Tamam anlaştık. Bence de aynı fikir değil. Bence bir gece Amasra'ya gidelim. Bakalım. Sevgili dostlar merhaba. Motorcu sohbetlerinin bir bölümünde yeni bölüm olmadı. Başlayalım. Böyle hiç takıldığım bir şey oldu. Hemen başa dönebiliriz. Hazır mısınız? Hazırız biz. Ekip geliyor oğlum. Şimdi güldürür lan onlar. Vallahi güldürürler. Aa, Tugi gelmiyor. O güldür. Tugi yok. Şav geliyor. Oğlum çekim yapıyoruz lan. Şey de yapabiliriz istiyorsan ama o iş uzun olur. Hani ilk başta kuzeyli motoru hiç göstermeden motorcu sohbetlerine hoş geldiniz deyip bugün konuğumuz kuzey kardeşimiz deyip Ford'la birlikte çakmak seni... taşlar gibi geleyim ben de mesela. En kısa zamanda görüşmek üzere.
Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ama lütfen videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takiplerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Al motor senindir. Şu da kumandası benim işim bitti abi.